Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Tekrardan arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Kusura bakmayın, bugün birkaç dakikalık gecikme olacak gibi gözüküyor. Yusuf Bey buradasınız. Tamam. İsmet Bey bağlanacak. Evet dostlar. İsmet Bey sesini bir kontrol edelim. Yusuf Bey burada mısınız? Ben buradayım. Süper. Kameramı açayım. Evet, büyük dostumuz, misafirimiz sonunda Evet. başardı ve aramıza katıldı. Süper. Süper. Evet. Ben toplantımızı kaydediyorum. Dolayısıyla sonrasında YouTube'da tekrar yayınlayacağız. Evet. Önce sesim normal geliyor mu? Geliyor. İsmet Bey, sizin de sesiniz duyalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar Merhaba. herkese. İyi akşamlar İsmet Bey, sesiniz çok güzel geliyor. Sevindim. Evet, başlayalım mı Okan Bey? Bence de başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şu anda sayımız az olsa da belki ilk defa teknik bir hani bir başka yazılımı deniyoruz. Dolayısıyla onun için olabilir. Zaman zaman arkadaşlarımız katılacaktır buraya. Ben onları alacağım toplantıya. Burada Zoom gibi toplantı yapabiliyoruz. Şimdi bugün misafirimiz, daha doğrusu Yusuf Bey'in misafiri İsmet Bey. Dolayısıyla ben sözü onlara bırakıyorum. Gerektiğinde ben de Okan yardımcı Bey, biz bu yayını aynı zamanda YouTube'da yayınlıyor muyuz şu anda?
Şu anda yayınlayamıyoruz. Çünkü teknik problem izin vermedi. Ben onu daha sonradan yayınlayacağım. Yazdım şeye, gruplara. Tamam. Tamam, anladım. Oldu. İyi akşamlar arkadaşlar tekrardan. Hoş geldiniz. Yine bir cumartesi akşamı. Fakat bugün çok özel bir konumuz var. Bizim birlikte başladığımız İsmet Bey arkadaşımız. Ben İsmet Bey ile sohbete başlamadan önce kısaca bugün Avrupa'da Grand Opening olmuştu. Yani Almanya ofis açıldı Atomi'nin. Orada Hangel Park'ın konuşmasını dinledim. Çok enteresan, çok büyük hedefler var. Tahminlerimizden daha büyük. Şu andaki ilk hedefimiz, düşüneceğiz, şöyle tahmin edebilirsiniz. Yani biz şu an 10. sıradayız, 1. sıraya geçmek gibi, olmak gibi düşünebiliriz. Fakat Hangel Park diyor ki bizim hedefimiz onlar değil, biz zaten geçeceğiz diğer firmaları. O diğer firmaların cirosu 10 milyar dolar. Bizim için 10 milyar dolar hiçbir şey değil. Hedefimiz 100 milyar dolar, 300 milyar dolar Amazon'u geçmek diyor. Evet, gerçekten de Atomi'nin temelleri o kadar sağlam ki Amazon'u bile geçebilecek bir sisteme sahip, bir temele sahip, bir vizyona sahip, bir geleceğe sahip. O nedenle biz şu anda elimizde ne var, hangi şirketin ortağıyız, hangi şirketi temsil ediyoruz, gerçekten onu hissedebilmiş olsak geleceğimizden bambaşka hayaller kurmaya başlarız. Geleceğimizin çok daha farklı olabileceğine inanmaya başlarız diye düşünüyorum. Ben bu heyecanı hangi parkta gördüm? Artık diğer firmalar birinci olmak hiç problem değil, zaten olacağız diyor. Yani o hayal hissetmeniz bile çok önemli bir şey. Çünkü Atomi çok güzel bir firma arkadaşlar. Hangi şirketi kurarken bunların kafasına tasarlamış, temeli çok güzel bir sistem kurmuş. Özellikle sistemin kendisi zaten çok başarılı. Prensipler çok başarılı. Hele hele mutlak kalite, mutlak fiyat. Örnek veriyor, diyor ki Amazon ya da Walmart, Amerika'nın en büyük mağaza şirketinin öncelikle öne çıkmasının sebebi zaten mutlak kalite, mutlak fiyat. Yani kaliteli ürünler uygun fiyata satılabiliyor olmasından dolayı müşteriler uygun olduktan sonra, ürünler kaliteli olduktan sonra zaten gelip alacaklar diyor. Bu temel çok güzel bir yaklaşım ticarette özellikle. Ben de 2004 yılından beri ticaretin içerisindeyim biliyorsunuz. Bu çok önemli bir stratejik bir prensip olmasına karşın bir de uyguluyor. Bunu söyleyen çok firma vardır piyasa. Görürsünüz çok iyi kalite, toptan fiyatına, perakende satış derler ama uygulayamazlar. Atomi bunu uyguluyor arkadaşlar. Bu temel üzerine gittiğimiz zaman göreceksiniz ki Atomi çok kısa sürede birinci sıraya gelecek, sonra geçecek, sonra daha çok ilerlere gidecek. Evet, mesele daha çok ilerlere giderken, Atomi giderken biz ne yapacağız? Biz kendi grubumuzu ne kadar geliştireceğiz? Biz buna ne kadar destek vermiş olacağız? Ya da bu pastadan ne kadar pay almış olacağız? Asıl mesele bu. Kendimizi ne kadar bu işin gelişmesine adamış olacağız aslında. Aslında bu adamak da bizi, biz kendimiz sanki böyle zor, çok zor bir şey yapıyormuşuz gibi gelecek ama aslında biz kendimize çok faydalı bir şeyler yapıyormuş olacağız arkadaşlar. Mesela bugün paranın değerinden bahsetmek istiyorum kısaca. İsmet Bey'le konuşmaya başlamadan önce. Çünkü ona da bir referans olacak diye düşünüyorum. Şu anda AutoSales Master dediğimiz, yani Atomi'deki en birinci kariyer seviyesi yaklaşık 30-40 bin TL gibi bir şey en azından kazanabiliyor. Daha çok da olabilir bu. Ama en az da 30-40 bin TL kazanabiliyor. Bugün itibariyle 30-40 bin TL'nin değerine baktığınız zaman, Türkiye'deki değerine baktığınız zaman aslında çok önemli bir değeri var arkadaşlar. İnsanlar 30-40 bin TL karşılığında kendilerinden çok şey feragat ediyorlar. Çok şey veriyorlar. Yani en basiti işte belli güvenlik görevlileri var. Hayatlarını riske atarak işe gidiyorlar. Belki evden çıkarken helalleşip gidiyorlar. Ya da işte şoförler var mesela, trafiğe çıkıyorlar. Sabahtan akşama kadar trafik içerisinde kaza geçirme riskiyle iş yapıyorlar. Yine helallik alıp gidiyorlar bilirler. Daha dün bizim arkadaşların bir tane çok üzüldüm diyor. Fabrikadaki arkadaş parmağını kesti diyor. Hiç beklemezdim. Yani öyle işler yapıyorlar ki hayatı riskler taşıyan işler yapıyorlar. Bir uzvu kopabiliyor, bir uzvu kesilebiliyor. Ya da çalıştığı ortam. Bakın ben daha asgari ücretten bahsetmiyorum. 30-40 bin TL'den 30-40 bin TL'den bahsediyorum. Çalıştığı ortamın sağlıksız olması, sağlığından feragat etmesine, sağlığını kaybetmesine rağmen yine çalışmaya devam etmesine sebep olabiliyor. Şimdi o nedenle şu para ilk başta şu zamanda 30-40 bin TL çok değerli olmasına karşılık Atomi bize öyle şeyler vaat ediyor ki Hangel Park diyor ki ben ayda 30-40 bin TL, 100 bin TL kazanacağım demeyin. Bunlar çok az rakamlar diyor. Siz 1 milyon TL, 2 milyon TL
kazanacağım diyor. Evet, gerçekten diyor, atom bize onu vaat ediyor ve şu anda veriyor, örnekleri var çünkü. Düşünsenize, hele ayda 1 milyon, 1,5 milyon TL kazandığınız zamanki 30-40 bin TL'nin değerini arkadaşlar. Ayda 1 milyon TL kazanırken 30-40 bin TL sizin için çok bir çerez parası gibi bir şey olmuş olacak. Ama şu an için çok önemli. Çünkü elde olmayınca gerçekten değeri çok yüksek oluyor. Para da böyle bir şey aslında. Yani bir tane gömleğiniz varsa aynı modelden çok değerli, çok güzel olabilir. Ama aynı gömlekten 2, 3, 5 tane alırsanız gömleğin değeri düşmüş olur. Ya da işte araba diyelim. Bir arabanız, ilk arabanız çok önemlidir, çok özeldir. Fakat aynı arabadan 1, 2, 3 araba alınca artık ikinci, üçüncü arabanın değeri düşmüş olur. Hatta belli sonra yük olmaya başlayabilir. O nedenle ilkler çok önemli, ilk kazançlar çok önemli. Hele hele kritik eşikler çok önemli. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında, günlük ihtiyaçların karşılanıp bir üst aşamaya geçme anına kadarki durum çok önemli. Atomi de zaten bize o fırsatı veriyor. İlk başta daha çok kazanmamızı sağlıyor. Yani biz İsmet Bey'le başlarken evet belli bir süre önce başlamıştık. Bir hayalimiz vardı, bir şey olacak demiştik. Ama şu anda olmaya başladı. O nedenle Atomi gerçekten bizim için çok güzel bir fırsat arkadaşlar. Hayatımızın daha güzel günlere açılması açısından, o kritik eşiklerin aşılması açısından çok güzel fırsatlar sunuyor bize. Şimdi bu fırsatları ben İsmet Bey'den duymak istiyorum. Bu hayalleri İsmet Bey'den duymak istiyorum. Hayatın nasıl geliştiğini, değiştiğini ondan duymak istiyorum. Yani öncelikle sorum İsmet Bey'e şu olacak. Neden Atomi yapıyoruz? Sonra da hayatımız nasıl değişmeye başladı bu Atomi ile? Atomi'de hangi ürünleri kullanıyoruz gibi. Böyle basit sorularımız ama çok değerli sorular arkadaşlar. Bunların sonuçları bizim hayatımızı değiştiren sonuçlar oluyor. Bu hepimiz için geçerli. Nedenlerimizi çok iyi bulursak, neden yapmamız gerektiğini, sonra nasıl yapmamız gerektiğini keşfedersek, göreceğiz ki hayatımız çok yavaş yavaş değişmeye başlamış olacak, güzelleşmeye başlamış olacak. Evet İsmet Bey, tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beraber yol arkadaşımız diyelim. Başladık Atomi'ye. Atomi'de ne görmüştünüz? Neden Atomi yapıyorsunuz öncelikle? Onu sorayım size. Buyurun. Evet. Atomi neden yapıyorum? Atomi şunun için yapıyorum. Ben network marketing sektörüne 1997'lerde falan tanıştım. Ve hayalimde bir organizasyon kurup pasif gelir elde etmekti. Ama diğer firmalarda yaklaşık 60-70 tane firmada ben bunu denedim, deneyimledim. Ama o firmalarda sürekli bir başarı elde edemedim. Ama hep matematiksel olarak aklım şuna çalışıyordu. Yani mutlaka bir pasif gelir olmalı insanın. Bu da network marketing'in katlama dinamiğiyle olabilecekti. Dolayısıyla da ben buna inanan bir insan olarak network marketing'e yani bu iş modeline öncelikle hayrandım. Ama yaşadığım bu deneyimlerden elde ettiğim sonuçlar bir türlü başarıyı getirmedi bana ve pes etme noktasına geldim. 2018'de hatta dedim ki artık olmayacak bu işler ve tamamen kendimi soyutladım bu tür hayallerden ve biraz daha gerçek ticaret, maaşlı işlere yönelmiştim. Dolayısıyla da Atomi benim en zor hayatımın dip yaptığı pandemi döneminde karşıma çıktı. Memur olmak için istifa ettiğim yere 20 yıl önce bıraktığım yere tekrar geri dönme çabasıyla mücadele ederken Atomi ile karşılaştım. Karşılaşma şeklim de şu şekilde oldu. Yani çok zor bir dönemden geçiyorduk pandemi döneminde. Ciddi anlamda inanılmaz sıkıntılar. Açlıkla baş başaydık işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ailelerden alacağımız yardım da bitmişti. Ben diyordum ki ne alırız ne satarız. Yani piyasada olmayan bir ürün ya da yeni bir iş modeli bulmam lazım ders çalışırken. Dolayısıyla bu iş modelini ararken, araştırırken internette tesadüfen karşıma Atomi çıktı. Neden? Nasıl araştırıyordum? Dünyada yeni gelişmekte olan trendler, işte yeni ürünler, yeni firmalar, gelişmekte olan firmalar diye böyle sürekli farklı bir şeyler arıyordum.
Ve Atomi orada tesadüfen araştırmalarım sonucunda karşıma çıktı ve merakımı cezbetti. Türkçe bir yayın yoktu o zaman. Atomi daha Türkiye'de yapan çok az insan vardı. YouTube'da hiçbir bilgi yoktu. 3-5 tane video vardı sadece. Onları dönüp dönüp baktım. Ve bu videolar arasında da Yusuf Bey'in videosuna denk geldim. O da network marketing anlatıyordu. Atomi'yi anlatıyordu. Atomi'den bahsediyordu. Ve dolayısıyla dikkatimi çekti. Yusuf Bey'in videolarını 3-5 defa izledim. Dolayısıyla burada Yusuf Bey'in yanında Atomi ile ilgilenen Facebook'ta ya da sosyal medyada birkaç arkadaş daha vardı. Bunları takibe aldım. Öncelikle acaba dedim kimle çalışabilirim? Yani bu iş iyi bir şeye benziyor. Çok bilgim yok. Bilgi alamıyorum. Ve bir gün akşam saatlerinde sanırım Yusuf Bey'i aradım. YouTube'da numarası vardı videonun altında. Dedim Yusuf Bey, ben işi hatırlıyorsanız yapmak istiyorum ama şu anda müsait değilim. Ben KPSS'ye gireceğim. Ders çalışmam lazım. 5 ay sonra başlayabilirim ancak. Ama kaydımı yaptırmak istiyorum şimdi. Yerimi almak istiyorum. Çünkü çalışma sisteminde ikili kol mantığını bildiğim için eğer erken kayıt yaptırdığım zaman yukarıdan sponsorlar tarafından altıma kayıt gelebileceğini biliyordum. Çünkü network marketing'in ünlü level sistem, matrix sistem ya da binary sistem mantığını çok iyi bildiğim için en azından böyle bir başlangıç yapmak istedim. Ve sonraki süreçte biraz daha Yusuf Bey'le sohbet edince bu işin vizyonu ve büyüklüğünü gördüm. Sonra dedim ki KPSS'yi falan ben zaten bıraktığım, 20 yıl önce bıraktığım memuriyete tekrar dönsem ne değişecek? Bütün enerjimi ve bütün hayallerimi Atomi ile tanışmasaydım belki gözüm açık gidecekti. İkincisi de şu, en önemli Atomi yapma nedenlerimden bir tanesidir. Her toplantıda söylüyorum, önemli benim için. Benim arkadaşlar hiçbir şeyim yok. Yani şu anda minimalist yaşayan, biraz da mecburiyetten minimalist yaşayan bir insanım. Dolayısıyla ev, araba vesaire hiçbir şeyim yok. Bir telefon, bir tabletim var sadece hayatta. Bir de 4 tane çocuğum var. Bugüne kadar çocuklarıma bir şey yapamamanın vermiş olduğu bir ezikliği hissediyordum. Ve onlara yapabileceğim, bırakabileceğim bir şey olsun istiyordum. Bunun Atomi ile gerçek olabileceğini anladım. Dolayısıyla da ben çocuğuma bir ev, araba, hatta kendime dahi şu andan itibaren bile, yani mülkte, malda, parada gerçekten gözüm yok. Ama çocuklarımın geleceği benim için önemliydi. Onlara iyi bir ebeveyn olabilmek, iyi bir miras bırakabilmek için Atomi'yi yapmaya başladım. Ve ben 24 saat Atomi yapıyorum. Zihnen Atomi yapıyorum, ruhen Atomi yapıyorum. Benim en büyük, yani belki saha çalışmam çok fazla değil. Ki Atomi'de de zaten çok fazla insana ihtiyaç yok. Akıllı çalıştığımızda 2 tane akıllı insanla, 2 tane iyi insanla bu işi başarabileceğimizi biliyordum. Ve dolayısıyla da şu an Atomi'de belli bir yere geldim. Gerçekten tatmin edici şu anda geldiğim nokta bile tatmin edici. Bugün de 2 yılda, yani ben 25 yıldır denemediğim, yapmadığım hiçbir iş kalmadı. Hiçbir işte hiçbir başarı elde edememiş. Bütün başarısızlıkları sonuna kadar yaşamış bir insan olarak Atomi'de 2 yıl içerisinde ömür boyu ayda 20-25 bin TL civarında şu anda süper emeklilik denebilecek bir Türkiye şartlarında kazanç ve bu katlanarak devam edecek. Dolayısıyla da Atomi herkesin hayatında içinde uhdesi olan, yüreğinde uhdesi olan herkesin hayatını değiştirebilecek muazzam bir iş modeli. Evet. Bana göre. Çok çok teşekkürler İsmet Bey. İsmet Bey, şu anda Atomi'de hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Sizi Atomi ürünlerini kullanmak sizi nasıl etkiliyor iş konusunda? Evet. Atomi'de şöyle, şu anda Atomi'nin gıda takviyelerinin hemen hemen hepsini kullanıyorum.
Absolute seti kullanıyorum. Dış beslenme anlamında. Ben bütün ürünlerini denedim. Bütün ürünlerin atomini kullandım. Ama seyahat halindeyim. Minimalist yaşamam lazım. Bana yük oluyor bütün ürünleri taşımak. Sabit bir evim ya da yerim olmadığı için. Dolayısıyla en kaliteli ürünleri mavi serumdan tutun. Absolut setinin 3 ürününü özellikle kullanıyorum. Onun dışında yanımda hiç eksik etmediğim mavi şampuan ve duş jelim var. Deterjanım yanımdan eksik edemiyorum. Gittiğim yerlere götürüyorum. Ve bir de gıda takviyeleri benim vazgeçilmezim. Şöyle bir soru sorsam. İlk başlarken o zaman KPSS'ye hazırlanıyordunuz. KPSS'ye çalışmış olsanız sonuçta eğer kazanıp kazanmayacağınız belli değil tabii. Fakat konuşmanın başında demiştim. Yani şu anda işte 30.000 TL aslında birçok kişi için çok değerli bir miktar. Çok değerli bir miktar. Siz de şu anda o kazanca yakın bir kazanç elde ediyorsunuz. Fakat o kadar bir kazanç elde etmek için insanlar bazıları çok riske girebiliyorlar. Yani onun değeri başka bir şey olsa gerek diyorum. O nedenle içinizde ya ben yani iyi ki yapmadım oranı ne kadar? Yani iyi ki yapmamışım, ilgilenmemişim, atom ile ilgilenmişim. Atomi ağırlık vermişim. Çünkü bu bir başlangıç aslında. Kazanç olarak da bir başlangıç. Aslında bu artan bir gelir şekli var burada. Atomide biliyorsunuz hedef daha çok artacak zaten. Fakat kritik eşik aştınız şu anda. Onu ben görüyorum. Yani kritik eşik aşılmış durumda. Evet. İçinizde nasıl bir böyle heves mi desem, istek mi desem, sevinç mi desem öyle bir şey ne var? Güzel güzel şeyler var. Gerçekten güzel duygular var. Ama şunu da söylemek istiyorum ben. Yani bu seviyeye gelene kadar inanılmaz bir odakla çalıştım. Yani odağım neydi? Ben dikkati dağınık bir insanım. Şu anda bir konuya bana bir soru soruyorsunuz. Bu soru sormuş olduğunuz soru aklımdan farklı bir noktada bitebiliyor. Dolayısıyla en büyük korkum şuydu. Ben odaklanmaya inanan bir insanım. Atomi'de odaklanmadan başarılı olabileceğine kesinlikle bir insanın inanmıyorum. Hiçbir işte olmaz gerçi de bu başarı odaklanmadıktan sonra ama Atomi'de ben en çok kendimle mücadele ettim. Kendi odağımı Atomi'de tutmak için her gün sizi aradım. 2 defa, 3 defa, 4 defa sizinle görüştüm. Bu beni Atomi'de tutan birinci unsurdu. İkinci unsur, toplantılara katıldım. Hiçbir toplantı kaçırmamaya özen gösterdim. Onun dışında üçüncü unsur da eğer sizinle görüşemediğim, ulaşamadığım zamanlarda ya da boş zamanlarımda bilinçli bir farkındalıkla Atomi ile ilgilenmeye devam ettim. Hiç kimseyle telefon görüşmesi yapmasam bile, kimseye Atomi anlatmasam bile Atomi'nin internetteki YouTube videoları, Hangil Park'ın videoları, Atomi ile ilgili ürün videoları, bütün farklı bizim kanalımız gibi farklı YouTube kanalları da var. O arkadaşların, o başka Atomi yapan Türkiye'de ve yurt dışındaki Türkçe dublaj videoları olsun. Ben kendi kendimi terapi ettim. Kendimi odakladım. Odağımı bu şekilde sağladım. Dolayısıyla da odaklanmak çok önemli. Atomi dışarıda yapılan bir iş değil daha çok. İçeride iş dünyamızda, hayalimizde, beynimizde, ruhumuzda yaptığımız bir iş. Dolayısıyla ben en çok mücadeleyi kendi odağımı toplayabilmek üzerine verdim. Ve bunun da neticesi şu anda Otoselis Master'lık oldu. İnşallah birçok arkadaş da bu odaklanmayı sağlayabilirse daha da iyi, benden daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyorum. Ben şunu hissediyorum. Siz öncelikle odaklanmam gerekiyor kararı verdiniz. Evet, ben Atomi yapmam gerekiyor kararı verdiniz. Odaklanmam gerekiyor kararı verdiniz. Fakat şöyle bir realite var diyorsunuz kendi açımdan. Odağım dağılabiliyor. Odağım evet. Dağıldığını bildiğim için kendimi daha çok odaklamak için Atomi'ye. Öncelikle sizi daha çok aradım. Yani sponsorumu daha çok aradım. Daha çok Atomi ile alakalı videolar seyretmeye çalıştım. İlgimi dağıtmamaya çalıştım dediniz. Ben bir soru sormak istiyorum. Yani bu, ben Atomi yapmam gerekiyor. Evet, bu buna karar verdim derken seçenek nedenler vardır. Mesela şundan şundan dolayı Atomi. Çünkü daha önce dediniz ki ben birçok firmayı tanıdım. Onları biliyorum. Fakat Atomi yapmaya karar verdim dediniz. O neden
Atomi'de ne gördünüz? Yani Atomi'nin nesini gördünüz de size ben bu Atomi'yi yapayım, Atomi işi yapayım diye dedirttirdi. Nesi yani? Evet. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel soruyu sorduğunuz için. Atomi'de birçok firmada başarısız olmamız, yapmamızı engelleyen unsurlar vardı. Bunu artık herkes ezberledi diye düşünüyorum. Aktiflik olayının olmaması. Yani her ay ürün alma mecburiyetinin olmaması. Bunu bizim gönlümüze bırakması. Ama bu şu demek değil. Ben Atomi ürünü kullanabilmek için çok mücadele verdim. Çünkü ben Atomi'ye başladığımda siz de biliyorsunuz tabiri caizse daha Atomi açılmadan önce cebimde 20 TL parayla ben bu işe başladım. Ve dolayısıyla da Atomi ürünü kullanmak için ilk fedakarlığım gidip maaşlı bir iş yapmak oldu. Yani öğretmenlik mesleğim benim. Gidip öğretmenlik yapmak oldu. Ve 4-4,5 ay öğretmenlik yaptıktan sonra daha çok yoğunlaşmak için bir ara verdim. Tekrar Atomi'ye yoğunlaştım ama Atomi'nin doğasından kaynaklı başlangıçta çok hızlı, yani satış yok, paket yok, komisyon yok. Dolayısıyla da ekibin büyümesi, katlaması 2, 4, 8, 16, 32 diye gittiğinden dolayı bu süreç herkes de bu işi hemen kavrayıp bu işi yapmadığından dolayı ilk denememde başarısız oldum. 3-4 ay ara verdim öğretmenine. Atomi ile ilgilendim. Full time ilgilendim. Sonra baktım yani para gelmiyor. Yani ayda 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 1000, 1500 lira, 1000 lira falan para geliyordu o dönemde. Bu da benim ihtiyaçlarımı karşılamıyordu. Dolayısıyla ikinci bir hamle Atomi ürünü kullanmak. İçimdeki en büyük ateş bu. Bunun ezikliğini hissettiğim için dedim ki böyle olmuyor. Tekrar bir başka bir yerde tekrar öğretmenliğe başladım. Orada 4 ay çalıştım. O 4 aylık süre içerisinde Atomi ürünlerine kavuşmak da hayalim. Çünkü benim dediğim gibi yani gerçekten parayla bir işim yok. Olmayacak da. Yani parayı bilmiyorum. Bugüne kadar belki bu bilinç yapısı yani malda mülkte gözüm yok. Sadece çocuklarımın geleceğini düşünüyordum. Onlara bunu miras bırakmak istiyordum. Kalıcı bir mirastı, akıllıca bir mirastı. Hiç kimsenin göremediği bir şeydi. Çünkü bir çocuğuma diplomamı bırakamıyorum, mesleğimi bırakamıyorum. Ev, araba, arsa alsam bile ben öldükten sonra 3-5 ay, 3-5 yılda onu satıp yiyip tekrar sanatçılar gibi sefil bir hayat yaşama ihtimalleri vardı. Ve yapmış olduğum daha önceki işlerdeki başarısızlıklarından dolayı hala çocuklarım benim bu işe inanmıyorlar. Para kazandığımı gördükleri halde inanmıyorlar. Ama ben buna rağmen onlara kendimi ispatlamak ve onlara sağlam bir gelecek oluşturmak için bu şeyi gördüm. Yani bu birçok insan burada takılıyor. Yani bu kadar basit bir işin nasıl olur da ayda 500 bin, 1 milyon, 2 milyon para bırakırsın çocuğuna, miras bırakabilirsin. Buna insanların aklı almıyor. Ama emin olun ben 5-10 yıl sonra çocuklarıma ayda 1 milyon, 2 milyon TL nakit para bırakacağım. Bunun heyecanı bambaşka bir şey. Bu işte parayla ölçülmüyor. O bırakacağım paranın kıymeti parayla ölçülemeyecek kadar büyük benim için. Evet. Mikrofonun kapalı Yusuf abi. Bir saniye arkadaşlar. Evet Yusuf Bey bugün sanırım bir misafirlikte. Onun için böyle bir durum var. Şimdi Evet, ayarlamak evet. yapacağım. Arkadaşlar, Atomi'nin bir güzelliği her yerde yapabiliyoruz biliyorsunuz. Ama ben şu anda misafirdeyim. Çocuklar da geliyor. Yusuf abi bir şey odadan bir şey alacağım diyor. O nedenle ben de kapatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Evet, İsmet Bey çok güzel bir şey söylediniz. Orada ben Atomi ürünleri kullanmak için çalışmaya başladım dediniz. Atomi ürünleri kullanmak sizi nasıl etkiledi? Yani konuşma tarzını değiştirdi.
iş yapma aşkınızı mı değiştirdi? Neyi değiştirdi? Ya şimdi şunu değiştirdi. Ben ben yapmadığım bir şeyi başkasından isteyemiyorum. Yani çünkü bu ürünler için ben bir fedakarlık yapmam gerekiyor. Yani bu ürünlerin kalitesine, özellikle gıda takviyelerinin, sağlıklı gıda takviyeleri kullanmak. Yani ben 2003'ten beri gıda takviyelerine para veren bir insanım. Ama kendi böyle bir fırsatla karşılaşmışım. Kendi firmamın ürünlerini kullanmaya başlamışım. Ve bu işten de çok büyük bir beklentim var. Ve dolayısıyla da bu beklentiyle bu işi insanlara anlatabilmem için, bu ürünleri anlatabilmem için kullanmam gerekiyor. Zaten denemem gerekiyordu. Çünkü öbür türlü evet iş güzel, herkes ürün hikayelerini anlatıyor ama herkes ürün kullanıyor imkanları ölçüsünde. Ya ben bundan mahrum kalmak istemedim. Yani bir defa bu fedakarlığı öncelikle benim kendimin yapması gerekiyordu bu işte başarılı olmam için. Ve hala Ya da öyle. ürünler sizi konuşturmaya başladı mı? Ben onu merak ediyorum. Ya ürünler muhteşem zaten. Onda hocam hiçbir Evet. şüphe yok. Evet. Gıda takviyeleri özellikle benim ginseng vazgeçilmezim. Günde 1, 2, 3 tane, 4 tane attığım oluyor. Spirulina Aa, 10. evet. Bir son soru sormak istiyorum İsmet Bey. Atomi hayatınızı nasıl değiştirdi? Yani baştan bugüne kadar hayatınızı ya da ümitlerinizi, umutlarınızı nasıl bir değişim sağladı sizde? Evet. Aslında Atom ile tanıştığım andan itibaren bir kaygı ve endişe sorunu ortadan kaldırmıştı bende. Yani bu düşünce yapısı şirkete ben çok araştırdım ve çok inceledim. Yani belki de bu çok önemli bir kriter. Yani insanlar bu işi araştırmadığı ve incelemediği için, anlamadıkları için yapmıyorlar. Yoksa ben düşünüyorum bir insanın Atom'u yapmaması için hiçbir neden yok. Çünkü para istemiyor, paket istemiyor, zorunluluk yok. Yani paran yoksa alışveriş bile yapmadan para kazanabiliyorsun. Ama nasıl desem, yani bu Şöyle mi diyorsunuz? Yani ben Atomi'yi inceledim, tünelin ucundaki ışığı gördüm, inceleyip şirketi anlayıp vizyonu gördüm. Tünelin ucundaki ışığı görünce Hangil Park'ın dediği gibi artık oraya gitmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştım gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Gereğini yaptım. Ne Hı, gerekiyorsa evet. Atom için yaptım. Ne gerekiyorsa da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım. Şirketimizin felsefesinde de bu var. Yani insanlara yardım etmek, insanlara ulaşmak, insanlarla konuşmak, insanlara hani tekrar kazanmış olduğumuz kazancı işe yatırmak, işimizi büyütmeye, insanlara yardım etmeye. Yani çok para kazansam ben, çok para kazandığımda bile kazanmış olduğum parayı insana yatıracağım. İnsan ne? Benim için Atomi bir insan gibi. Yani Atomi'ye yatırdığım, harcadığım her kuruşu bir yatırım olarak görüyorum. Hem dünyayı güzelleştirmeye yönelik bir yatırım bu, hem kendi hayatımı güzelleştiriyor, hem de başkasının hayatını güzelleştirmeye yönelik bir yatırım bu. Ve en önemli özelliği şu, beni nasıl etkiledi? Ya şu çok büyük bir rahatlık. Bugün sıkıntı, ne sıkıntı yaşarsam yaşayayım, gelecek garanti altında. Evet. Geçici. Yani bu çok önemli. Bugün Evet. bulunduğum durum önemli değil. Gelecekte olabileceğim nokta benim için çok önemli. Ya zaten ben 50 yıldır sıkıntı yaşamışım, güzellikler yaşamışım. Yani hepsi bir şekilde geçmiş. Ama Evet. gelecekte en azından maddi anlamda hiçbir sıkıntı yaşamamanın vermiş olduğu bir rahatlık var şu an üzerimde. Gelecek Çok güzel. endişesi yok üzerimde. Yani ve bunu da hiçbir sermayesiz yaptım. Çok parası olan insan bana göre çok para kafa karışıklığı hesap tutabilir. Yani emin olun şöyle söyleyeyim ben köyde yaşadım bir ara biliyorsunuz ben köydeki bir Evet. öğretmen Atomi'ye başlayan diyor çıkıyor. Köyde de hiç para masrafsız yaşayabiliyorum. Yani ama ben şu anki hayalim, Atomi'nin bana sağladığı şey aynı köyde yaşar gibi Türkiye'nin her tarafında öncelikle ilk hedefim bu.
Türkiye'nin her tarafında kendi köyümü bedava gezer gibi gezebilecek seviyeye gelmek. Yani bu da sanırım şu anki hesaplarıma göre 100 bin, 150 bin lirayla Türkiye'yi köyümde gezer gibi yaşayabilirim Türkiye'de. Ha dünya bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde önce bir Türkiye'yi bir gezeyim diyorum. Sonraki dünyayı da düşünürüz. İnşallah. Evet İsmet Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet, çok güzel konulardı. Hayatın değişmesi, gelecekten ümit var olmak, gelecekteki tünelin ucundaki ışığı görüp artık şu andaki problemlerden korkmamak, stres yapmamak, geleceği görmek çok güzel bir duygu bence. Onu ben de yaşıyorum. Evet, İsmet Bey'in dediği gibi arkadaşlar, yani şu anda herhangi bir sıkıntınız varsa bile eğer geleceği hissettiğiniz zaman, vizyonu gördüğünüz zaman o zaman şundaki şu anda yaşadıklarınız çok kolay, çok basit geliyor. Artı sizin neşeniz ve enerjiniz de artmaya başlıyor. Yani birçok hastalığın sebebi olan stres dediğimiz şey o bile kalkıyor. Çünkü gelecekten ümitlisiniz. Geleceğin çok iyi olacağından eminsiniz. Çünkü yere sağlam bakan bir şirketle çalışıyoruz. O nedenle bence hepimizin öncelikle İsmet Bey'in dediği gibi şirketi iyi anlamak, vizyonu iyi anlamak, görmek gerekiyor. Gördükten sonra gereğini de yapmak gerekiyor. Evet, sistemi gördük, vizyonu gördük. Gereğini yapmazsak bir işe olmuyor. İsmet Bey ne dedi? Ben atom ürünleri kullanmak için işe başladım belli bir süre. Çünkü başlarken kazanç miktarı azdı. Atom ürünü çok fazla kullanamıyordum. Ama ürün alıp kullanmak için işe başladım. Çünkü köyde yaşıyordum. Çünkü masrafım da yoktu zaten diyor. Ama masraf yoksa gelir olması lazım ürün kullanması için. Atomi'den ilk başta yavaş bir gelir sağlandığı için mesela ürün kullanmak için çalışmaya başladım diyor. Yani gereğini yaptım diyor. Aslında çok güzel bir yaklaşım arkadaşlar. Bunu ben kendi arkadaşlarımı da toplantıda söylüyorum. Yani biz hangi işi yaparsak yapalım Atomi'yi daha iyi nasıl yaparım diye yapmamız seçmemiz gerekiyor ya da yapmamız lazım. Yani iş yapmayı avantaja çevirmek lazım. İş bulmayı avantaja çevirmek lazım. Yaptığımız işi Atomi'yi daha yapmak için avantaja çevirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, İsmet Bey de bunu çok iyi ifade etti bize. Güzel bir çalışma yapmış. Çok teşekkürler İsmet Bey. İnşallah gelecek çok daha güzel olacak. Ama ben siz dediniz, ben Türkiye'ye gezerim, geleceği biliyorum ama gelecek zaten çok daha güzel. Ayda 100 milyar kadar dünyanın her tarafına gezeceksiniz. Yani bir gün hadi Paris'e gidelim diyeceğiz. Belki de orada bir çay içip geri geleceğiz. Bana öyle geliyor yani. Şu anda buradaki arkadaşlar, yani sizler de beraberiz zaten. Atom'un bir özelliği biliyorsunuz. Önce başlamak çok avantajlı değil. İş yapmak, işi anlamak avantajlı. O nedenle hepimiz geleceğiz, bir yerde buluşacağız. Hepimizin buluştuğu noktada ayda 100 bin dolar kazanma noktası. Düşünseniz şu anda toplantıda kaç kişiyiz? İşte 20 kadarız galiba. Demek ki bu da şu demek. 20 tane Imperial Master'ız burada. Hadi gidelim. Şurada deniz kıyısında bir çay içelim, hadi Paris'te bir çay içelim, hadi Londra'da gidelim bir toplantı yapalım, arkadaşlara görüşelim beraber diyebileceğiz gibi geliyor bana. Çünkü Hangil Park'ın başta söylediği gibi artık diğer firmaları geçmek problem değil arkadaşlar. 10 milyar euro problem değil, hedef 100 milyar dolar ilk aşama. İnanın böyle, bu şu demektir aslında. Firmaya belki yeni ürünler eklenecek, yeni kategoriler gelecek, farklı potansiyel olacak, farklı imkanlar sağlanacak. Çok güzel şeyler olacak yani. Evet arkadaşlar, bu heyecan sizin duymanızı isterim şahsen. Çok teşekkürler. İsmet Bey, son sözünüz varsa alalım, sonra Okan Bey'e bırakalım. Evet. Son sözüm, tabii ki herkesin bir son sözü var ama ben şunu istiyorum. Atomi küçük ama büyük bir şirket. Emin olun sizler Atomi'den de büyüksünüz. Kendi kıymetinizi, değerinizi ailenize, çocuklarınıza bırakabileceğiniz ya da yakınlarınıza bırakabileceğiniz, sevdiklerinize yardımcı olabileceğiniz bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Dolayısıyla bence herkes Atomi yapıyor ama buradaki arkadaşlar para kazanıyor. Çünkü Atomi bir işten önce bir tüketim işi zaten. Tüketimi herkes yapıyor. Aslında herkes yapıyor ama biz para kazanıyoruz. Biz çok para kazanacağız tüketimden. Bizim tüketimimiz üretimimiz aynı zamanda. Ya bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir ayrıntı.
üretken tüketiciler, bizim bir WhatsApp grubumuz var, Telegram grubumuz var. Biz tüketirken zenginlik üretiyoruz. Fabrika gibiyiz. Fabrika gibiyiz. Böyle düşünmek lazım. O yüzden tüketmekten, atom ürünü tüketmekten korkmamak lazım. Ne kadar çok tüketirsek bize 10 katı geliyor. Emin olun, burada gösterdiğiniz ürün, sadece ürün tüketiminde bile gösterdiğiniz fedakarlık sizin hayatınıza katlanarak meyve veriyor. Ben bunu gördüm Atomi'de. Dolayısıyla çünkü işimiz neydi? Tüketmek. İşimizin büyümesi için ne yapmamız lazım? Daha çok tüketmemiz lazım. Başka yerde herkes daha çok tüketirken para kazanmazken biz tüketimimizi artırdıkça üretimimizi de artırmış oluyoruz. Son sözüm bu. Üretmeye devam edin. Çok teşekkürler. Teşekkürler Esnaf Bey. Buyurun Okan Bey. Evet, aslında benim çok üstüne söyleyecek bir şey yok. Çünkü iki güzel dost başlangıçta hep beraber başladılar ve sonra da devam edip gidiyorlar. Biz her zaman dediğimiz gibi bu trenden inmezseniz, devam ederseniz bu tren sizi hedefe götürecek. Çünkü buradaki sistem, öncelikle zaten sistemi inceliyorsunuz, şirketi inceliyorsunuz, şirkete inanıyorsunuz, sistemin matematiğini anladığınız zaman dolayısıyla diyorsunuz ki evet, bu hedefe götüren bir sistem ve doğru çalışan bir sistem. Şimdiye kadar da bizden önce bu şirketle ilk toplantılarında olup sonrasında başarılara imza atmış insanlarla da tanışınca, onların hikayelerini de dinleyince hep beraber o hikayeleri de ne yapıyoruz? Gözden geçiriyoruz. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey İsmet Bey'in dediği gibi tüketiciler birliğini çalıştırmak. Tüketirken kazanıyorsunuz. Yalnız başka sistemlerde tükettiğinizde belki sadece siz kendi tüketiminizden bir şeyler elde edebilirsiniz. Ama burada birlikteyiz. Birlikte olduğumuz için o birliktenin doğurduğu çok büyük iş modelinden büyük kazançlar elde edebilmek ve doğru kazançlar elde edebilmek mümkün. Arkadaşlar, sorularınız olursa lütfen sizlerden de bekliyoruz. İsmet Bey belki birçoğunuz her zaman görüşüyor ama birçoğunuz da her zaman görüşemiyor. Ara sıra toplantılarda görüşebilirsiniz. Dolayısıyla soracağımız sorular da varsa lütfen mikrofonlarınızı açın ve ondan sonra söz alıp sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii tabii, buyurun. Bekleyelim birkaç dakika. İsmet Bey, şu anda neredeyiz? Şu an Suriye sınırındayım. Nusaybin'deyim. Mardin Nusaybin'deyim. Evet. İsmet Bey'in hayat hikayesini az çok biliyoruz arkadaşlar. Ben de yakından biliyorum. Daha doğrusu bulunduğu yerler en azından. İsmet Bey gezerek de ne yapıyor? Şu anda atom işini yapıyor. Hiçbir şeye mani olmayan toplantılarla, telefonlarla birçok arkadaşı bu mevzuyu anlatarak, davet ederek ne yaptı? İşini geliştirdi. Ve birçoğunuzun hayatına dokundu. Teşekkür ediyoruz. Sizler de sevdiğiniz insanlardan başlayarak onların da hayatlarına dokunduğunuzda o insanlar sizlere ileride çok farklı şeyler söyleyecekler. Çünkü hayatta en önemli şeylerden bir tanesi, bize yanlış olduğunu söyleseler bile, çünkü hepimizin kodlarında o var, zengin olmak kötüdür. Halbuki böyle bir şey yok. Zengin olmak çok iyi bir şeydir. Eğer sizin özünüz iyiyse zaten zengin olduğunuzda da o özünüzü devam ettireceksiniz. Buna emin olun. Dolayısıyla çok kazandığınızda da bakacaksınız sağınıza solunuza, hangi insanın bir kısım şeylere ihtiyacı var. O ihtiyaçlarını giderme yönüyle yepyeni projeler geliştireceksiniz. Zannediyorum ki hepiniz hayat senaryosu kitapçığını doldurmuşsunuzdur. Orada da çok güzel neler vardır? Hedefler vardır. O bol parayı kazandığınız zaman göreceksiniz ki o hedefler çok daha kolay bir şekilde yerine gelecek. Evet. Sözünü açan yok galiba veya mikrofonu evet, açan. Var. Oo, evet. Buyurun. Azamol buradaymış. Evet, buyurun. Fatih Bey. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Merhaba, merhaba. Benim sorum İsmet Bey'e. Eğer hayatınızda Atomi olmasaydı, Atomi'yi bulmasaydınız, Atomi'ye girmeseydiniz, acaba nasıl bir durumda idiniz, olabilirdiniz? Sorun bu. Evet. Bir söz söyleyeceğim, içimden geleni söylemeyeyim, argo olacak.
Yani kötü olacak. Çok kötü olacaktı yani. Ben ondan eminim. Yani bu daha da kötü olacaktı eskisinden. Atomi benim için bir umut oldu. Atomi umarım buradaki herkes için bu umut olur. Evet, çok güzel. Aynen. Benim bir şey dikkatimi çekti. Buyurun. Yani şeyde İsmet Bey'in hikayesinde hani ben her şeyi denedim. Bütün işleri denemediğim iş kalmadı. Birçok firmaya girdim çıktım ve başarısız oldum. Aslında bu İsmet Bey'in gelecekte ne kadar başarılı olacağını gösteriyor. Neden? Çünkü baktığınız zaman Imperial Master'lerin birçoğu hemen hemen bütün firmaları denemişler. Birçok işleri yapmışlar, başarısız olmuşlar, borçlanmışlar ve artık hayatlarından neredeyse bıkmışlar, yaşamaktan bıkmışlar. Tövbe etmişler belki bazı şeylere, bazı işlere. Bir yerde işte bir ekmek parası için çalışmaya başlamışlar. Ama Atomi ile yolları kesişince şu anda birçoğu o insanların Imperial Master olmuş, Crown Master veyahut da Royal Master. Yani demek ki Atomi'de şimdi İsmet Bey diyor ki ben diyor başarısız oldum, birçok işi yaptım. Atomi'de neyi değişti ki başarılı oldunuz İsmet Bey? Nasıl oldu yani, her şeyde aynı insan her şeyi deniyor, başarısız oluyor ama Atomi'de başarılı oluyor. Atomi'de neyi farklı yaptınız ki başarılı oldunuz İsmet Bey? Yani şu diğer işlerde hata yapmak size pahalıya patlıyor. Ama Atomi'de ne kadar hata yaparsanız yapın kaybetmiyorsunuz. Ve dolayısıyla hata yapsanız bile üstüne yapmış olduğunuz doğrular sizi hep ileriye taşıyor. Ve ben çok hata yapan bir insanım. Ben insanların da öncelikle kendi hatalarımı affettirmek için herkese, ekibimdeki arkadaşlarımla toplantıya başlarken burada hata yapmak serbest diye başlıyorum. Çünkü ben çok hatalı bir insanım. Hata yapmaktan dolayısıyla herkese bu hakkı vererek öncelikle kendi hatalarımı affettirmeye çalışıyorum. Çünkü çok hatalı kararlar alabiliyorum, çok duygusalım, çok fevri davranabiliyorum. Ama bir yönümde bildiğim doğrulardan şaşmıyor. Yani inandığım bir işin peşinden mutlaka gidiyorum. Kim ne derse desin, ben inandığım yolda giden bir insanım. Biraz dik bir yanım da var bu anlamda. Evet, soruya cevap oldum bilmiyorum. Yine dikkatim daha soruyor. Ben evet, bir cevap vermek istiyorum. Bence burada aslında başarısızlık değil, yani İsmet Bey'in başarısızlığı değil. Çünkü aynı şeyde benzerini ben de yaşadım. Ben bıraktım. Yani dedim bir firmayla, bir iki firmayla görüştüm, baktım. Zaten sistemin doğru, sistem dışarıdan baktığınız zaman doğru gibi geliyor. Fakat içine girdiğiniz zaman içinde farklı noktaları görünce diyorsunuz bu sistem olmaz. Bu yanlış bir sistem. Bu sistem yanlış demek, aslında onun olabileceğini sananlar çalışıyorlar. Çırpınırsa başarısız olduğumda aslında başarısız olmuyor insanlar. Sistem onları başarısız yapmaya planlanmış zaten. Aradan birkaç kişi zaten kazanma imkanı var. O şekilde planlanmış. Sonradan girenlerin çoğu zaten kazanması planlanmıyor. Mesele bu. O nedenle ben burada bence şahıs, mesela İsmet Bey'in başarısızlığından değil, sistemin, o sistemlerin başarısızlığını bence ön plana çıkarmak lazım. O sistemler yanlış. Hangi fark diyor ya, biz network marketing'i yeniden yazıyoruz. Ve şu andaki sistemde artık bu tür firmaları tamamen siliyor. Bizim rakibimiz onlar değil, bizim rakibimiz Amazon diyor. Yani o sistemler zaten yanlış kurgulanmış. Ona ben bir örnek veriyorum. Diyorum bir bıçak, evde herkes çok makul bir şey kullanır, ekmek keser, meyve sular, çok sağlıklı bir şeydir. Ama insanların suç aleti olarak da kullanabilir. Firmaların çoğu bunu sanki insanlara zarar etsin diye sistemi kurgulamışlar. Birileri kazansın bir kısmı, birileri kazansın, birileri zarar etsin diye. Çünkü hangi parkta diyor ki onlar sadece fırsat satmaya çalışıyorlar. Ürün kullandırarak, İsmet Bey'i üretken tüketici olarak değil, sadece fırsatı satmaya motive ederek iş kurmaya çalışıyorlar. O nedenle bence İsmet Bey ben başarısız oldum kelimesinden ziyade o şirkette başarısızlık kelimesi kullanmak lazım. Atomi başarılı demek lazım. Evet, şimdi
Evet. Şimdi şurada bir şey ekleyeyim. Tabii hani biraz yanlış anlaşılmaya müsait olmuş benim söylemlerim. Arkadaşlar ben evet birçok firmada belli bir başarı elde edemediysem de bazı firmalarda çok büyük başarılar da elde ettim ama firmalar yok oldu. Yani en az %50'si ben ısrarlı bir şekilde belli bir başarı grafiğimi bir noktaya getirdim ama firmalar battı. %50'si bu şekilde oldu. Ben firmalardan daha güçlüyüm. Şu an ben hala ayaktayım. Firmaların %50'si yok. Evet, süper, süper. İşte bu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani burada şunu da belki diyebiliriz. Yani buradan o anlaşılıyor. Burada baktığımız zaman normal ticarette ister bireysel ister kurumsal başarı oranı zaten %10 maksimum %10'larda veya %5'lerde. Yani İsmet Bey'in, Yusuf Bey'in veya benim veya başka birisinin başarısız olması normal. Çünkü zaten günlük hayattaki ticaretin içerisinde başarılı olanların sayısı zaten az. Yani diğer firmalarda veya kendi işimizde başarılı olabilmemiz için gerçekten çok çalışmalıyız. Ya çok şanslı olacağız veyahut da çok kabiliyetli olmamız gerekiyor. Çok aktif veya paramızın çok olması gerekiyor. Bir başarılı olalım. Yine de başarılı olma ihtimali çok kolay değil. Yani diğer firmalarda veya kendi işimizde başarılı olmak için çok üstün yeteneklere sahip olmamız gerekiyor. Onu olsanız dahi krizler veya farklı faktörlerden, sizin dışınızdaki faktörlerden dolayı yine başarısız olabiliyorsunuz. Atomiye gelince sistem öyle bir kurulmuş ki sizin hiçbir özelliğiniz olmasa dahi, hiçbir fonksiyonunuzun olmasa dahi, paranız olmasa, bilginiz olmasa, beceriniz olmasa sistemi kullanaraktan başarılı olabilirsiniz. Yani aslında Atomi bir başarı sistemi. Bakın başarısız olan, Türkiye'de ben çok gördüm, başarısız olan birçok insan hayatında veya birçok firmada ne hikmetse Atomi'de başarılı oluyor. Çünkü Atomi başarı sistemini kişilere bağlamamış. Sana, bana, size, bize bağlamamış ya. O sistemini doğru kurgulamış. Yapman gereken sadece sistemi doğru kullanabilmen. Bunu da parası olmayan da, hiçbir ticari özelliği olmayan da, yani dil bilmeseniz de herkesin yapabileceği bir konuma, bir seviyede yapmışlar sistemi. O yüzden Atomi'de ben çok başarılı olduğumdan ziyade Atomi'de ne kadar sabredersen, ne kadar düzgün olursan veya sistemi düzgün kullanırsan o kadar çok başarılı olursun diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel Fatih Bey. Çok güzel özetlediniz. Atomi'nin sistemi herkesin başarılı olmasına göre ayarlanmış. Hani dedim ya, diğer şuna insan, bazılarının başarılı olmaz, çoğunun başarısız olmasına göre planlanmış ama Atomi'nin ise herkesin başarılı olmasına göre planlanmış. Okan Bey'in dediği gibi bu trenden inmezsek eğer. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diyelim. Çok teşekkürler. Ergün Bey'in sorusu. Herhalde bir şeyi mi var? Sorusu mu var? Kimi? Göremedim. Ergun Bey. Ergun Bey, buyurun. İyi akşamlar. Buyurun, sevgili dostlar. İyi akşamlar. Sayın liderlerim. Teşekkür evet, ediyorum. Sayın. Çok verimli, güzel bir toplantıydı. Keşke yani birçok arkadaş şu toplantılara katılsa da bu değerli toplantıyı, fikirleri, düşünceleri, ufuk açıcı bilgileri duymuş olsalar diye gönül istiyor hep. Maalesef birçok arkadaş bundan istifade edemiyor ama Okan Bey sağ olsun bu konuları YouTube'da yayınlamakla Allah razı olsun kalıcı hale getirdi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. En azından paylaşıyoruz. Bazen böyle gönderiyorum arkadaşlara. İzleyin diyorum burayı. Dikkatli olun. Yani İsmet Hocam'ın başarılı olmasında, evet şu son değerlendirmelerde Fatih Bey'in, Okan Bey'in, sizlerin yapmış olduğu yorumlar, değerli yorumlar hakikaten çok önemli. Diğer firmalarda biz hep evet birçok arkadaş gibi çalıştık, mücadele ettik ama hepinizin ifade ettiği ortak şeyler arasında yani firmalar kendine yontmuşlar sistemi. Müşterinin başarısına, distribütörlerin başarısına odaklanmamışlar maalesef.
Nasıl olsa bunlar bir iş yapacak. Oradan bu işi yapmaktan dolayı elde edecekleri kazançların karşılığında bedel ödesinler diye kendilerine yontuyorlar. Onlar kendilerine yonttuğu için, müşterinin başarısını istemedikleri için oradaki başarılı insan sayısı çok az oluyor. Ama Atomi'de gerçekten üretken bir firma olduğu için bu konuda başarı üretmek istiyor. Müşterilerinin başarılı olmasını istediği için burada ne bileyim yani belki dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün network marketing firmalarında başarılı olmuş insan sayısını toplasalar Atomi onlardan çok daha fazlasını çok kısa sürede onların ömrüne ulaşmadan önce fazlasını çıkarmış olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle bu sistem buna müsaade ediyor. Başarılı olmaya müsaade ediyor. Ötekiler başarıyı engellemeye yönelik şirketin kendine yonttuğu bir sistem oluşturmuş. Çelmeler takmışlar, engeller koymuşlar. Başarısızlığa mahkum ediyorlar insanları. Bunu da kar zannediyorlar. Aslında ticari açıdan Hangil Park çok zekice, akıllıca bir şey düşünüyor. Kendine yontmuyor, müşterilerini düşünüyor. Çok minimal karlarla bu ticaretin sürekliliğini sağlamakla aslında doğru bir yöntem uyguluyor. Evet, herhalde insani olması, merhametli olması, insanları düşünmesi, onların müşterilerin kazanmasını düşünmesi, sistemin daha kabul görmesini ve büyümesini, önünün açılmasını sağlıyor. Evet, burada gerçekten güzel bir başarı sistemi var. Yani hepimiz için başarılı olma yolunu açan bir sistem. Şahıs olarak başarılı olma noktasında düşünmüyoruz. Ekibimizin başarısını düşünüyoruz. Şirket bütün takımının başarısını düşünüyor. Bütün ekibinin başarısını düşünüyor. Bu yönüyle hakikaten herkesin birbirini düşünmesi, ekibi düşünmesi, takımı düşünmesi çok güzel bir şey. Aşağı doğru bunun sirayet etmesi iyilik çemberinin büyümesini sağlıyor. Başarı çemberinin artmasını sağlıyor. Bu bir takım oyunu. Evet, Atomi bu konuda çok başarılı. Hakikaten başarılı. Bazı firmaları bahsediyor arkadaşlar mesela bu arada. Yani bana böyle değişik dostlar tarafından bir şeyler söylüyor. Diyor ki hocam şurada işte çok kısa sürede şu kadar para kazanıyor arkadaş. İşte kısa sürede bu kadar burada para kazanmış falan. Abi diyorum hiçbirisi gözümü doldurmuyor. Hiçbirisi. Atomi varken hiç başka bir firmayı bakmak gibi, görmek gibi, duymak gibi bir şeyim yok diyorum. İmkanım yok, tahammülüm yok. Atomi'den başka bir şey görmüyor gözüm diyorum. Çok net bir şekilde çünkü. Yani bu işin sürdürülebilir olması bile çok önemli. Evet, bir kişi para kazanabilir, hızlı kazanabilir, çok para kazanabilir, kazanç planında bir şeyler verebilir ama o şirket ne kadar sürecek? İsmet Hocam dedi ki şirketlerin yarısı yok çalıştığım şirketlerin şu anda. Evet, yarın bir gün yok olup gittiğinde verdiğiniz emek nereye gidecek? Biz emeğimizi para karşılığı değerlendirmiyoruz ama aslında çok büyük bir değer. Orada kaybettiğimiz vakit, verdiğimiz emek, evet moral, motivasyon, insanların umutları, hayalleri hepsi kaybolup gitmiş oluyor şirketle beraber. Bütün bunlar bir değer. Sadece para kaybı bir değer kaybı değil ki. Önemli. O yönden Atomi'de kalmak her zaman için akıllı, mantıklı, avantajlı. Ama işte işin başında İsmet Hocam iyi sabretmiş. Yani paranın o gelmediği dönemlerde insanların sabredebilmesi çok önemli. O eşiği açtıktan sonra gelecek Allah'ın izniyle aydınlık zaten. Gelecek korkusu, gelecek kaygısı diye bir şey kalmaz. Yedi sülalenizde öyle bir gelecek kaygısı kalmaz. Başarı başka yerlerde hakikaten elde edememiş arkadaşlar, dibe vurmuş arkadaşlar. Tabii ki bu işin doğası gereği daha çabuk zıplıyor, daha çabuk çıkıyor. Herhalde bir dip yapmak, sonra da zıplamak gerekiyor. Atomi'de bu hızlı bir şekilde olmuyor. Yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş da olsa kalıcı bir şekilde altı dolu olacağı için tereddütsüz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Zaten bir saati doldurmuş olduk. Değil mi Yusuf Bey? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ergun Bey güzel bir noktaya değindi. Aslında diğer firmaların başarısızlığını görmek nelerin olmadığını bize gösteriyor. Orada olmayanın Atomi'de olduğunu görünce bu sefer bize bir heyecan veriyor. Imperial Master diyor da titriyorum kendi kendime diyor. Atomi'de bu sistemi görünce o aklıma geldi Ergun Bey. Evet, diğer firmaları tanımış olmak
Atomi değerini çok daha fazla arttırıyor aslında. O da bir tecrübe birikim, bence güzel bir şey. Yani o nedenle keşke bir arkadaş başka firmada gidip başarısız olup gelenler çok daha başarılı Atomi'de. Çünkü Atomi'nin değerini çok daha fazla anlamış oluyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Buyurun Okan Bey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz herkese katılımı için. Aslında Eyvallah. her an bize bir tecrübe olarak ne yapıyor? Geriye dönüyor. O firma bu firma Evet. filan değil. Önemli olan Evet. buradayız ve burada olduğumuz için de ne Evet. yapmamız lazım? Bu firmayı öğrenip, bu Aynen firmayı öyle. azmedip sonrasında da eğer içimize sindiyse, eğer ürünlerini kullandık, beğendiysek ki hepimiz böyleyiz, kullanmakla kalmıyoruz, beğenmekle de kalmıyoruz. Hep beraber gerçek manada aşık oluyoruz. Dolayısıyla verdiğimiz paranın kat kat üstünde ürünler aldığımıza inanıyoruz kullandığımız zaman. Bunu da karşı tarafa anlatırsak bu iş bu şekilde devam edecek. Hızlısı yavaşı yok. Siz devam ederseniz. Bakın aslında şöyle hani sabredemiyor diyoruz ya arkadaşlar. Aslında sabrediyorsunuz. Niye sabrediyorsunuz? Sabretmeniz de gerekir. Çünkü siz Atomi ile ilgilenmeseniz hayatınız aynı şekilde devam edecek. Aynı şeyleri yaşamaya devam edeceksiniz. Ancak Atomi ile ilgilenmeye başlayınca o zaman ne olacak? Karşınızda bir çok daha fazla bir umut olacak. O umuda varacağınızı düşünmelisiniz ve bunu da arkadaşlarımıza anlatmalıyız. Arkadaşlarımıza bizim yapacağımız şey bu toplantılara gelmelerini İsmet Bey de söyledi. Hiçbir toplantıyı kaçırmadım. Evet, bu bize daha önce de söylendi. Hiçbir toplantıyı kaçırmayın arkadaşlar. Burada duyduğunuz bir kelimeyle siz ertesi günü o heyecanı tekrar yaşamaya başlarsınız. Bir başka toplantı, bir başka toplantı derken her toplantıya girdiğimde aynı şeyleri mi dinleyeceğim ben diyenlerden olmazsanız, çünkü ben ne demiştim daha önce de? Daha önce çok fazla toplantıya katıldığınızda ilk toplantılar kendimiz için, sonraki toplantılar birlikte olduğumuz arkadaşlarımız için. Onların toplantıda olduğunda biz toplantı olmazsak kesinlikle bu işimiz açısından yanlış bir durum. Dolayısıyla onlar adına da ne yapmalıyız? O toplantılarda olmalıyız. Bu toplantılarda her arkadaşımızı çağırmalıyız. Çağırmaya da devam etmeliyiz. Çok teşekkürler. Bir saati birazcık geçirmiş olduk. Herkese katılım için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantıda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok teşekkürler İsmet Bey. Çok teşekkürler Okan Bey. Hayırlı geceler. İyi akşamlar herkese.